Sevda, acilin dosyasını verir misin? Ben de getirecektim şimdi. Almamışsınız. Yok. Nereye gider bu kepler anlamıyorum. Hastan kendi keplerinden birini giymedin diye ölmedi Suat. Biliyorum Zehra. Yine de ameliyatta kendi kepimi giymeyi tercih ederim ben. Rahatlatıcı bir şey. Ben de nişan alışverişine gitme fikrini bir daha tartışmak istiyordum. Yani o zaman ikimiz de rahatlayabiliriz. Gelir misin? Zeynep, ne demek istiyorsun? Ablanla nişan alışverişine gitmek istemiyorum. Of, yalvarırım Zeynep, yapma. Aileler faslını bir an evvel kapatıp rahat edelim. Azdeni'nin pek kapattık sayılmaz ama. Nasıl yani? Sen kolay mı oldu sanıyorsun? Dönüş yolunda bana neden bu kadar sinirli olduğumu sormuştun. Evet, yoruldum, başka bir şey yok dedin. Yalan söyledim. Benim rızam yoktur. Bu kadar işte. Doğru söyle anne, doğru söyle. Allah'ım sen bana yardım et. Amca. Ne diyeceksin onlara? Ne diyeceğim? Büyüğümüzün rızası yoktur. Bu iş olmaz diyeceğim. Amcacığım biliyorum. Bu yaptığım çok ayıp. Bir kız beni ille de verin diye tutturmaz. E tutturmaz tabii. Büyükler ölçer biçer. Onlar uygun görmezse de kıza baş eğme düşer. Haklısın. Ama ne olur beni bir dinle. Hadi gel içeri. Otur. Babam. Ölüm döşeğindeyken beni sizlere emanet etti. Bana da büyüklerini üzmeyesin dedi. Sizi üzmem amca. Sen baba yarımsın. Nenem başımın tacı. İyi o zaman. Başının tacına güvenmişsen. Onun ölçüp biçtiğine saygı duymuşsan. Duyuyorum. Eğer ki Suat iyi biri değil. Sana uygun değil deseydi başka. Ama uygun bulmadı ablası, annesi. Ben onlarla evlenmeyeceğim ki. Kızım ikisi de aynıdır. Değil. Babam annem için görüşü gitmeden evvel onu sadece 2 dakika görmüş. Tarlaya gidiydik. Ama şöyle yanımızdan geçti gitti. E o kadar. Ama o kısacık an babama saatler gibi gelmiş. Annemin gözlerine yetip gitmiş. Ve demiş ki kendi kendine. Benim yerim o gözlerin bakışıdır. O gözler bana bakmadıkça ben yarım kalacağım. Senin yerin Suat'ın gözü müdür? Onun bakışı mıdır? Suat'la ben çok zorlu yollardan geçerek geldik buraya. Çok sınavlar verdik. Benim yerim Suat'ın kalbi. Ya ben olur versem ne olur? Anamı ezip geçemem ya. Büyüğümün sözünün üstüne söz mü söyleyeyim yani?
kusura kalmayın. Cemal Bey, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Misafirler, sağ olun. Buraya kadar gelmişsiniz. Ama bir evlat ne zorluklarla yetişiyor. Zenan Can benim kendi evladım sayılır. Abim onu bana emanet etti. Evlat emanet olunca canı yanacak, üzülecek diye içim gider. Bu sebeple siz de onu üzmeyesiniz. Gelinize iyi bakasınız. Ben de bir kızdır size kurban edeyim. Allah mutlu ve hayırlı etsin. Berhudar ol. Nenem sana küsmüş. Ama misafirlere söylemeyecekmiş. Elini öpecekmişsin. Dur, dur, dur. Anlamadım. Elimi öpsün mü dedi? He. Dedem ona dedi ki, ben rıza verdim anne dedi. Nenem de küsmüş. Demek bu kadar üzdük onları. Azze neneni çok seviyor. Onu kırdığımızı bilsem. Sabah aradım. Telefona çıkmadı. Ama gönlünü almanın bir yolunu bulacağım. Ben de arar ablam adına özür dilerim. Zenan, sen de Mine'ye bir gün daha sabredip şu alışverişe çık lütfen. Bir an evvel şu aileler faslından kurtulalım. Biliyor musun? Dolabımda keplerinden biri var. Benim kepim neden senin? Konumuz bu değil. Önemli olan şu. Kepini rehin tutacak. Yani nişan alışverişini iptal edersen kepini alırsın. Şantaj ha? Yok. Alışveriş. Alışveriş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Thank you.